Arkadaşlar merhaba. Yine bir cumartesi akşamı Ramuryanlar'da birlikteyiz. Bu hafta sizlerle Milos Ormanı'na geldik. Bu ormanda bir Osmanlı döneminde inşa edilmiş değirmen var. O değirmeni hep birlikte ziyaret edeceğiz. Şimdi bulunduğumuz yeri ben size anlatayım. Kamerada annem var. Burası Milos Ormanı'nın eteklerinde bir yer. Şimdi buraya iki yerden geliniyordu. Aşağıdan veya yukarıdan. Aşağıda bir dere ıslah çalışması var. Dolayısıyla biz yukarıdan gelmek zorunda kaldık. Yani arabayı bir 500-600 metre öteye park ettik. Şu tarafı göstereyim ben. Evet, arabayı öteye park ettik. Yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca yürüdük. Açıkçası değirmene yakın bir noktada açtık biz kaydı. Şimdi kayda başlamadan önce çok fazla sorduğunuz birkaç tane soru var. Onları yanıtlayayım ben. Öncelikle yorumlarınızın neden silindiğini soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Biz başladığımız ilk günden beri, yani ben bugüne kadar belki 3 tane yorum silmişimdir. Onun dışında biz hiçbir yorumu silmiyoruz. Yani yorumlar çünkü size özeldir. Dolayısıyla da size tabii ki saygı duyuyoruz. O yüzden yorum silmiyoruz. Ancak biz ilk bu çekimlere başladığımız hafta ve akabinde birkaç kişi çok çirkin şeyler yazmıştı, öyle söyleyeyim. Yani hayatımda işitmediğim sözcükleri okuduk orada. Biz sadece o yorumları sildik. Ve sonrasında da öğrendik ki YouTube'un bir ayarı varmış. Yorumları filtreliyor. Yani şiddet içerikli olan yorumlar, bilmiyorum artık neye göre filtrelediğini. Sadece biz o ayarımızı aktif ettik. Şunu da söyleyeyim. Biz herkesin yorumuna, işte annem Şafak Yolcu kanaldan değil, Şafak Yolcu'dan herkesin yorumuna yanıt veriyoruz. Ama biz de fark ettik ki bizim yorumlarımız da siliniyor. Bilmiyorum, yani bu tamamen YouTube'la alakalı bir durum ama o filtreyi de açmak zorundaydık. Çünkü biz bir takım hakaretler işitmek için bu videoları çekmiyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben üniversitede akademisyenim. Bu benim özel ilgi alanım zaten, bu tarihi yerleri gezmek, oradaki dokuyu incelemek. Bunlar benim çalışma alanım ve ben yıllardır bunu yapıyorum. Annem emekli olduktan sonra da birlikte madem gidiyoruz neden bunları paylaşmayalım dedik. Yani bizim çıkış noktamız bu oldu. Benim alanım özellikle semboller, işte Türk kültürü, kültürümüz, gelenekler ve bize dedelerimizin, ninelerimizin anlattığı hikayeler, efsaneler. Biz bu sebeple buralara gidiyoruz, çekim yapıyoruz. Diğer bir soru da yine çok fazla gelen, neden akşam çekim yaptığımız. Şöyle ki ben akşama kadar çalışıyorum. Dolayısıyla çekimleri biz akşam yapabiliyoruz. Çekimlerden önce de zaten biz bu vakitlerde gidip araştırmalar yapabiliyorduk. Bir çıtırdı geldi. Duydum ben de. Yani akşamları çekim yapıyor olmamızın sebebi de budur. Bu saatlerde bir müsaitlik olmasından kaynaklanıyor. Şimdi daha fazla lafı uzatmıyorum. En çok sorduğunuz sorulara yanıt verdim sanıyorum. Bu arada şunu da belirteyim. 2-3 tane ihbar gönderdiniz. 2-3 noktayı çekmemizi istediniz. Bunlardan bir tanesi terk edilmiş köydü. O köye bir giriş bulamadık arkadaşlar. Çünkü bizim aracımız salon. Oraya gidecek, köye gidecek asfalt bir yol yok artık. Gerçekten terk edilmiş, bölge de terk edilmiş. Dolayısıyla bir 4x4 bulabilirsek araştırıyoruz açıkçası, bir arkadaş bulalım diye. Orayı çekeceğiz. Bir kiliseden bahsedilmişti. O kiliseyi araştırdık, bulduk. Onu programımıza koyduk. Geçen hafta yine aynı şekil bir bölge söylendi. Hatırlamıyorum. Onu da araştıracağız. Yalnız ben şunu rica ediyorum. Yolladığınız mesajlar, bakın Ramuryanlar kanalı benim cep telefonuma kuruludur. Dolayısıyla
mesaj geldiğinde normalde bildirim geliyor ama her mesajın bildirimi de gelmiyor. Birçoğunu ben tesadüfen görüyorum ve bakıyorum annem cevap vermemiş. Anneme söylüyorum, anne diyorum, yorum yapmamışsın. Göremeyebiliyoruz. Dolayısıyla Instagram'dan gönderirseniz en azından direkt mesaj olarak bize ulaşır. Daha net bence ya da daha sağlıklı iletişim kurabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü birkaç yorumda da YouTube'a düştüğü halde üstüne tıklıyorsun ama şeyi açmıyor. Yorum. Hangi videoya yorum yapıldığını göremiyoruz. Aynen, aynen, o da oldu. Bir ihbar gördüm, üstten gördüm ancak bastım, mesaja ulaşamadım. O da geriye oluyor, dönük evet. 14 videonun yorumlarına baktık, bulamadık. Gözden kaçmış da olabiliyor. O gibi durumlar için de affınıza sığınıyoruz diyorum. Şimdi biz değirmene doğru yol alalım. Evet, şimdi ben... Dediğim gibi bu değirmene aşağıdan geliniyordu. Ancak yol çalışması olduğundan dolayı kapalı. Biz Milos Ormanı'nın böyle bir yarısından girdik. Aşağı doğru ineceğiz. Evet, Alsancak'tayız. Gideceğimiz değirmen Osmanlı döneminde inşa edilmiştir arkadaşlar. Yani bir 600 yıllık tarihi vardır. İkimiz birlikte tutalım feneri ya. Niye aydınlatmıyor mu sanki? Bana mı öyle geliyor? Bakayım. Tamam, yan yana yürüyelim şöyle. Evet. Bu bölgenin diğer bir özelliği de buradaki... Ben tutayım mı kamerayı? Evet. Çünkü aynı anda bak hem yürümek hem şey zemin rezil. Bir de yağmur yağdı arkadaşlar. Balçık buralar. Yer şöyle ha, etrafı özellikle görmek istiyorlar ya arkadaşlar. Çevreyi hemen... Şöyle ha, göstere göstere yavaşça. Yukarılar Milos Ormanı. Hatta o ormanda da bir kilise olduğunu öğrendik. Ancak nerede olduğunu bulamadık. Şimdi bu bölgede koruma altında olan çınar ağaçları vardır. Bu çınar ağaçları 7 tane. Yine Osmanlı zamanında dikilmiş olan çınar ağaçlarıdır. Çınar ağaçları biliyorsunuz özelliği nedir? Özellikle bizim kültürümüzde çınar ağacı çok önemlidir. Osmanlı zamanında da Orhan Gazi'nin rüyasına girmiştir. Bir hilal, sonra o hilal dolunay olur. Orhan Gazi'nin göğsüne iner. Oradan bir ağaç yükselir. O ağaç çınar ağacıdır. Bu sebeple Osmanlı fethettiği yerlere veya böyle tarihi bir takım eserler bırakıyorsa çınar ağacı dikmiştir ki sonraki nesiller Osmanlı'nın orada izini görebilsin. Tabii bunlar çam ağaçları arkada. Evet. Yok hani doya doya görülsün etraf diye ben tutuyorum böyle. Yani 3 adım atıyorsam dönüyorum, etrafı çekiyorum. Çınar ağaçlarını görebilirsek onları da çekeriz. Evet. Şimdi gideceğimiz değirmen dediğim gibi bir 600. Evet. Tarihçesi tam aslında yapım yılı tam olarak net değildir. 500 ile 1000 yıl arası denir. Osmanlı'nın adaya girdiği tarihe göre düşünürsek bir 600 yılı vardır. Ancak bazı tarihi eserlerde biz bu gibi araştırmalar yaptığımızda evet, çınarımıza geldik. Türk tamgalarını çok daha eski eserlerde gördük. Dolayısıyla aslında Türklerin adadaki varlığı Osmanlı'yla değil öncesine dayanmaktadır. Hatta bununla ilgili bir iki sene önce çalışma yapıldı. Evet, şöyle. Ama bu koruma altındaki ağaçlardan biri değil. Bu bir çınar. Onlar derenin yanında. Evet. Buraya daha önce çekim yapmaya. Biz buraya daha önce, bu bizim ikinci mi üçüncü gelişimiz üçüncü mi? Üçüncü gelişimiz arkadaşlar. Çekim yapamadık. Her geldiğimizde kameranın kontrolü gitti. Az önce de aslında başladık. Yine aynı şekilde kameranın kontrolü gitti. Şansa şimdi başladık.
umuyoruz çekimi bu sefer bitirebileceğiz. İnşallah, evet. Ama daha önceki seferlerde başlamak bile mümkün olmadı. Evet, sürekli fıldır fıldır dönüyor kamera. Ay şeyi açmayı unuttum. Evet. Alsana çantamdan frekans cihazını, bak burada. Dur. Unuttum onu ben açmayı. Şu kameranın telaşından çalışacak mı çalışmayacak mı diye unuttuk onu. Şunu da açayım. Zaten geçen sefer kamera kaydı durduğunda frekans cihazında şeydi, değer yükseliyordu. O esnalarda durdu hep. Ben önden gidip yol açayım mı? Yoksa olur, olur. Sen kamerayı şey, net. Yeterli mi senin ışığın? Sen öne geçtiğinde herhalde senin ışığının bana faydası olur diye düşünüyorum. Dedin ama sen öne geçtin. Yok, geç. 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 Dikkat et ama çok kötü. Evet. Bir dakika çık. Hoppa. Burada bir su yolu var. Buna dikkat et, buraya düşme. Hı, tamam. Buna dikkat et. Bir dakika. Gönye'ye getireceğim kamerayı önce. Bak burası şey aslında, eski dere yolu bu. Eski bir su yolu burası. Evet, şöyle tutalım. Tutuyor musun sen de fenerini? Ben tutuyorum. Heh. Evet, su yoluymuş onun için. Şöyle devam edelim. Evet, çekiyor, çeviriyor. Şuradan da evet, su yolu buradan gidiyormuş. Ama kapanmış burası. Ne kadar sessiz değil mi? Burası evet, ama uzaktan bir ses geliyor. Şey mi acaba? Dere projesi için olabilir. Olabilir galiba. İş makinası. Dere ıslak projesi. Dolayısıyla. Benim ışığım yolunu aydınlatıyor ama. Sayılır. Hemen yanına geleyim, birlikte yürüyelim. Karanlık olmasın. Abba, ayağıma bir şey takıldı. Ay, sarmaşıklar. Şunu bir kafama taksam. Acaba nasıl olur? Bekle tutalım. Ay. Şöyle. Şöyle arkamızda kalan yolda çıkayım. Geldiğimiz yer böyle görünüyor arkadaşlar. Geride kalan yol. Evet. Yükselmeye başladı bak. 0.93 şu anda. Hadi bismillah diyelim. Bu yine yükseliyor. Oh. 9.3 şöyle göster istiyorsan, tut onu da. 9.3 evet. Yükselmeye başladı. Geçen sefer ama yolun başında yükseldi. Biz buraya kadar yürüyemedik bile. Şimdi gene iyi indik. Ben diğer feneri de açacağım. Buradan mıydı? Yok, şuradan. Bir dakika feneri.
Evet, feneri açtım ama fenerin bir faydası. Evet, burada. Şu ağacın gövdesi. Bütüğüne bak. Wow, şuna bak. Çünkü devasa. Bak buradaki taşa. Buradaki taş iyi gelir. Geldim. Onda. Bak şimdi. Dere çalışması, yoldan insan sesleri duyuyorum arkada. Şu taşı mı dedin? Ha. Ha, evet. Taş ilginç çünkü burada öyle bir taş yapısı yok. İlginç olan o yani. Buraya bu taş nereden gelmiş olabilir? Yukarıdan düşmüş desen yukarıda şeyin dağın yapısı öyle değil yani kaya yapısı öyle değil. Bak bu taş farklı. Öyle bir taş yapısı yok yani. Ha, şöyle tuttuğumda evet gözüküyor. Yukarılarda. Yok. Gel bakalım. Geliyorum. Yavaş yavaş döndürüyorum ki şey netliğini kaybetmeyeyim. Nereye çekiyor ya? Oradan mı gidiyoruz? Yok. Dikkatimi çekti. Aynı taş yapısı çünkü. Bunlar buraya niye sıralanmış? O dikkatimi çekti. Bu taşlar niye burada? Şey bak. İş makinesi orada duruyor. Evet. İş makinesi. Çınar ağacı var. Bak evet. İşte bu. Çınarlardan biri çekebilir misin bunu? Şimdi... yukarılara doğru nasıl istiyorsan sen koy yere ben alayım oradan. Hı. Işığını tutarsan. Tutuyorum. Evet. Şu anda bir çınar ağacının altındayız. Bu ağaç Osmanlı döneminde dikilmiş bir çınar ağacı arkadaşlar. Evet. Sen al yerden bari devam edelim. Ay Allah. Burada biraz sola kay. Çökme var. Fark etmez. Işığını getir. Ha. Önemli olan o. Evet. Biraz küçük mü odaklayayım? Işığı geniş mi tutayım? Nasıl istiyorsun? Evet, geniş şu an. Ne dursun o zaman? Şurası. Ne bakayım burayı çekebilir miyiz? Gel şöyle. Ay Allah. Gel. Evet. Bak. Önüne de bak da. Ay. Şurada bak. Bu şey. İşte değirmenin suyunun indiği kule bu. Şu kule. Evet, evet o taş yapıyor. Evet. Su buradan aşağı iniyor. Şimdi burada bir yukarıdan mı görürüz acaba onu bilmiyorum. Bir çıkalım bakalım da. Bu gördüğünüz yapı arkadaşlar. Suyun aktığı yol aslında o. Burası bir un değirmeni çünkü. Ve taşlar suyla birlikte, suyun gücüyle dönüyor. Evet, bu da bir yine geniş yaparsam. İşimize yarar ışık. Tamam. Yes. Evet. Yemin ediyorum uzaktan.
Şöyle değirmenin dışarıdan görüntüsü. Bu duvarları. Evet. Değirmenin duvarları. Şu arkadaki de. Evet, gideceğimiz yer. Oraya gideceğiz yani. Şöyle. Baksazlıklara. Tamam, yanlış geldik geri. Yanlış mı geldik? Yukarı öbür taraftan gitmemiz gerekiyor. Ağacın gövdesine bak. Nefis. Devasa. Bu ağaçlar koruma altında arkadaşlar. Bu akşam Kıbrıs'ta sonbahar havası var. Kış diyemiyorum. Kaç derece şeyi aldın mı? Dün. Yazıyor zaten. 21,5 gösteriyor. MF. Evet. Gayet güzel. Ilık. Bir hava var. Buralarda da duvar örülmüş. Yoldar, Allah'tan yer ıslak. Ama sen yine de bak, adım attığın yere emin ol. Evet, şöyle dışarıdan bir çekelim. Dış cephesi bu. Ama buraya giriş bu ikinci katı. Bu ikinci kata giriş yok. Şey, basamaklar yıkılmış burada. İçeriden belki. Olabilir, içeriden bakarız. İçeriden bir bakalım. Ay, şöyle. Bak burada da bir yol var. Şurada bir yol var bak. Burası bir yol. Şurada mı? Evet. Ama bakayım. Nereye gidiyor olabilir? Bu yol böyle yukarı doğru. O neydi? Sağda yine bir şey gördüm ama. Öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ...600 yıllık bir yapı. Ama bak dışına sıva. Sıva yapılmış. Bir restorasyon olmuş burada. Bir dönem demek ki restore edilmiş burası. Sonra kaderine terk edilmiş. Kıbrıs'ta birçok tarihi eser gibi maalesef... ...tarihimize, kültürümüze sahip çıkmıyoruz. Evet, şurada bir çınar daha var. Yine çınar ağacı. Devasa. Gerçekten çok güzel. Of. Evet. Şey yapamıyor musun yukarıya kaldırmayı? Elin meşgul olduğu için değil mi? Sol elin. Evet. O, dikkatli ol. Sıkıntı yok değil mi? Tamam. Bir el dolu olunca. Yere de bir bakıyorum da ben. Ne olur ne olur. Bakalım. Selamun aleyküm diyelim. Dikkat. Şöyle. Yerler. Çok kötü. Galiba yerler. Evet, tavandan.
Burası restore edilmiş tuğla. Tuğla, Osmanlı zamanında tuğla olamaz. O yüzden bir restore edilmiş. Ama yapılan sıvalar da düşmüş zaten tavandaki. Evet, düşmüş. Başımıza da düşmesin de şimdi. Neydi? O ne? Ses. Arkamızda yok değil mi? Arkaya baktın mı? Gelen var mı arkamızda? Şurada arabaları görüyorum. Tamam. Şöyle geçelim. Buraya nasıl çıkacağız? Kamerayı sana vereyim. Ben bir çıkayım yukarı. Bak şurada gördüğün şey var ya, demir. Hı hı. Orada yuvarlak, neydi onun adı, değirmen. Hı. Değirmen oluyordu orada. Şunu bir değirmen vereyim. Taşı. Hı. Evet. Tuşuna basma. Yok yok, tutuyorum. Zaten. Değirmen taşları yok ama götürülmüş. Gelecek misin sen? Çıkacak mı? Çıkabiliyor musun? Aa, gel gel. Bak. Tavan ahşap. Mertek. Tavanı. Ertesi bu. Evet. Arkamızda biri var mı? Su sesi gibi bir ses var. Bas. Su mu? Bu değil mi bu? Yağmur mu başladı? Yok. Bakayım. Yağmur değil. Yağmur değil. Yok, yağmur yok dışarıda. Bu ne? Evet, buranın tavanı arkadaşlar. Hatta orijinal. Bak, taşlar burada. Evet. Şuradan ses geliyor ya. Biri geliyor gibi burada. Buraya biri geliyor gibi arkadaş. Buraya buradan kim gelebilir? Gelemez ki, buradan yol yok. Bak, duyuyor musun? Bak. Çatırdama. Bir ayak sesi var gibi ya. İnsan boyu sol taraftakiler. Vay. Neyse, gel. Arkadaşlar bak, şu şurayı tutabileceğin ışık. Şu su kanalı. Evet, şu. Şu. Bak. Evet, şurası su kanalı. Şöyle ince yaparsam herhalde ışığı daha evet, güzel evet, görünüyor. Aynen. O demin gördüğümüz işte kuleye doğru gidiyor. Burası un değirmeni. Dağın eteğinde olması sebebi o zaten. Dağdan gelen su o su kanalından gidiyor ve kuleden aşağı iniyor. Suyun tazeyi değirmeni döndürüyor. Değirmen döndükçe altındaki dönüyor. Evet, ve böylece buğdaylar un oluyor. Şuraya bakalım, yukarıya oradan. Evet, baba. Evet, oradan. Çıkış oradan olabilir. Yalnız bir dakika, bu kamera gene gidiyor. Bu kamera niye bunu yapıyor ya? Bu değirmene, bu üçüncü gelişimiz ya. Ay, unuttum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, selamun aleyküm. Ya yemin ederim arkada bir şey var ya. Bir dakika duralım, bir bekleyelim Müge. Dur, ses etme. Ses etmiyorum.
Arkadaşlar, Selah, Cuma Selası okunuyordu. O yüzden durduk. Bu odaya giriyorduk, girmedik. Şimdi birlikte girebiliriz. Böyle bir bakalım da girmeden. Güvenli miyiz? Güvenliyiz. Ama evet, burada böyle küçük bir cam var. Bu oda da evet sıva yapılmış yine. Bir de bak, su akmış hep yukarıdan. Demek su alıyor. Bunun üst katında değil mi oda aslında? Gördüğümüz oda bunun üst katı, evet, oluyor değil, evet, mi? Ama buradan da yok merdiven. Buradan da yok merdiven. Dışarıdan olabilir o zaman. O kapalı gibi olan yoldan olabilir, evet. Evet, bu da yarılmış, üstü düştü düşecek gibi görünüyor. Gibi. Evet. Ay bismillah. Yer çok kötü. Ay. Evet, yürüyemiyorsun yerde, zemin üstünde. Ama şu taşların, duvarın kalınlığına baksana. Baksana şunun kalınlığına. Bak. Ne kadar kolunu koyduğunda kalınlık. Senin kolun kadar var mı bu kalınlık? Ne kadar? Ölç bir. Şöyle bir tutalım. Yo, daha bile uzun olabilir bak. Aynen o. Epey kalın baksana. Şimdi ne taraftan geçebiliriz? Üst kata. Üst kata gidemeyiz. Üst kat yıkılmış. Tekrar. Şurada taşlar görmüştüm. Ay. O taşlara da bir bakalım. Merak ettim o taşlara. Sarmaşık dikenler rezil ya. Evet. Aman. Yer de öyle, zemin de öyle rezil. Şuradan mı, şuradan mı? Nereden geçiyoruz? Otlardan, buradan mı geçtik, böyle mi geçtik? Şöyle geçmeye devam. Geçelim. Biz genelde çekimleri perşembe akşamları yapabiliyoruz arkadaşlar. Normalde ezanı bekliyorduk. Şimdi Kıbrıs'ta saatler geri alınıyor. O yüzden erken kararıyor hava diye. Gel, ışığını da getir, önümüzü de görelim. Çekimlere biraz daha erken artık geliyoruz. Yağışlar başladı. Normalde hava soğuktu. Bugün şansımıza hava sıcak. Evet, biz burada yeni başladık soba yakmaya. Biz iki gece mi? Üç gece mi? Evet, çünkü. Evet, değil mi? Bu taş mıydı gördüğümüz demin? Evet, evet, bu taştı. Şurada da diğerleri vardı, ona bir bakalım. Buradan mı geçeceğiz? Kameranın ışığını getir. Yürüyebiliriz. Ne tarafa, oraya mı gidiyoruz? Şu taşları merak ettim, evet. Sanki var, evet, su yolu yani gibi değil mi? Yer su dolumu dedik. Demin içine girdim işte, bir şey dedim ya, çöküyor evet, burası evet. Diye. Su. Evet, bu taşlar. Bunlar buraya taşınmış gibi. Duvar da yok yani, duvar taşı falan da değil ama buraya taşınmış bu taşlar.
Bilmiyorum görünebiliyor mu? Bu da Milos'un avlusu olan yer. İşte çalışma olduğu için aslında dere şu an solumuzda olduğu gibi kazıldı. Dolayısıyla buraya gelen yol değişti. Güvenli olan yol. Evet. Alıyor mu bir şey yoksa siyah görüyorum ben sen. Niye? Allah Allah. Üçüncü ışığı da açtım. O hiç belli etmedi kendisini ilginç niye olarak. Böyle? Bilmiyorum ben de anlamadım bak. Hiç ışık. Şu anda ışıklar yanıyor. Evet. Ona rağmen bak sıfır. Sıfır. Kameraya tuttuğumda var ama sıfır görünüyor. Allah Allah. Aynen o sıfır. Seni çekeyim. Bakıyorum. Yakında seni görüyor. Görüyor mu? Görüyor. Neyse dönebiliriz. Dönelim. Geldik, gördük bu hafta. Değirmene geldik, Milos değirmenine. Şöyle tutsam seni gözün yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar bu hafta Milos değirmenindeydik. Osmanlı döneminden kalma yapılardan birisiydi. Bilgileri zaten Müge verdi. Yorumlarda buluşmak üzere yine gördüğünüz, duyduğunuz bir şey olursa yorumlarınızı bekleriz. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.